Baba, sen amcamgille değil miydin? Yolculuk yordu Dilaver. Gelip dinleneyim dedim. Ha, iyi etmişsin. De benim çıkmam gerekecek. Öyle mi? Ya, yani önceden vermiş bir söz vardı da o sebepten. İyi, madem hazırlanmışsın hadi sen çık. Buradayım nasılsa. Sağ ol baba. Ben çıkayım o zaman. Bir sorun yok değil mi baba? Yok oğlum, yok. Hadi sen çık. İyisin yani. İyiyim, iyiyim. Hadi, ben yatacağım. Ya oldu tamam, ben de vakitli gelmeye çalışırım. Hayırlı geceler. Burası mı? Geldiler, geldiler. İyi, açsana kapıyı o zaman. Biraz daha oturalım istersen. Oturalım Ceren ya. Ama orada öylece duruyorlar. Neden gelmiyorlar buraya anlamadım. Seni camda görünce korkmuştur çocuk. Yeni mi dönsek diye düşünüyordur. Merak etme, kitabın dışından soru sormazlar. Biraz fazla konuşurlar ama çok iyidirler bizimkiler. Hadi. Hadi oyalanma mı artık? Hadi. İndiler, geliyorlar. Kızım, hadi aç kapıyı. Anne kapı çalmadı ki. Birazdan çalacak nasıl olsa. Hadi sen de toparlansana. Tamam. Kapıda karşılayalım, hadi. Evet. Nasılsınız bakalım? İyiyim efendim. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hadi ama baba. Rahat otur delikanlı. Sıkılacak bir şey yok. Birbirimizi gördük, tanıştık. Bu işte. Tavla bilir misin? Tavla mı? Ne? Hayır. Hayır. Şimdi olmaz. Belki yemekten sonra. Dur bakalım. Çocuğu hemen esir alma böyle. Tamam canım. Alt tarafı bir tavla dedik. Ben şu güzel çiçekleri bir vazoya koyayım. Evet, sofra hazır. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. İnşallah yemeklerimi seversiniz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Serra bizim 3 numara. Sosyolojiyi bitiriyor bu yıl. Maşallah. Sağ ol baba. Hep bir numaram olsun istemiştim ben de. Her lafa bir cevapları vardır. Ortanca felsefe okuyor. Master yapıyor şimdi. Ceren'den başkasını kandıramadık anlayacağın baba mesleğini seçecek. Babam da hukukçu Dilaver. Evet, tam 35 yıl hizmet verdim ben bu memlekete. Öyle mi? Ya. Ne kadar güzel. Çünkü neden? Hukukun üstünlüğü memleketimiz için çok önemlidir. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bir aşiretin reisi olmak büyük bir güç bildiğim kadarıyla. Öyle tabii. Güç ve aynı zamanda sorumluluk. Öyledir elbet. Aşiret ağası demek yalnız toprakların değil, üstünde yaşayan insanların da sahibi demek. Her şey ve herkes hakkında kararları siz veriyorsunuz.
Öyle de denebilir tabii bir yerde. Zor bir şey cidden ama aynı zamanda müthiş bir ayrıcalık. Peki sizin aşiretli durumlar nasıl? Neye göre karar veriyor ağa? Aslında karar bellidir. Daha doğrusu töre bellidir. Ağa da gerektiği yerde töreyi zikreder ve uygulanır. Bu kadar yani.